Hoş geldin Sevim. Hoş bulduk Esra Hanım. Bugün daha bir enerjiksin. Bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Sadece kaynanama buradan bir şey söyleyeceğim de. Evet. Tamam mı? Soru başka, söylemek başka. Yok hayır başka. Söyleyeceğim. Kayınvalidene. Evet. Evet, ne söyleyeceksin? Ben kaynanamın kocamın üçüncü karısıyım. Bunun bir tane gelinim eşi olur. Ben de senden bir şey rica edebilir tamam. miyim? Bak yemin ederim sen böyle dolanınca benim başım dönüyor. Hayır onu da söyleyeyim ama kulağınıza söyleyeceğim. Tamam o zaman söyleme. Dolanmak zorunda mı hissediyorsun kendini? Yok hayır. Söyleme yayında şimdi belki. Tamam. Tamam hadi söyle. Boş ver başım dönecekti sen öyle duracaksın ne yapayım? Yok tamam oturacağım. Söyle. Kaynanamın ben üçüncü geliniyim. Yani kocamın üçüncü karısıyım. Hı hı. Bunların bir tanesi düzgün çıkmadım yani. Tamam ben kötüyüm. Benden önce iki tanesi ne oldu? Niye onlar kaçırdılar Esra Hanım? Biri 20 günlüktü, biri de 40 günlüktü. Yani tapuyu bende koydular. 4 yıl kaldım ben orada. Birincisi vallahi. Kötüydü, ikincisi evet. kötüydü. Şimdi ben üçüncüyüm, ben de mi kötüyüm diye soruyorsun. Evet, ya benden öncekiler hani tamam kötüyse beni niye 4 yıl kabullendiler? Neden kabullendiler o zaman? Bu da aslında yani senin kendi hayatını ve eşinle ilgili sorunları yani ispatlamaya çalıştığın bir durum. Değil evet. mi? Şimdi seninle bu konuyu en baştan konuşacağız. Senin bir kayınvalidenle ilgili sorunların var. Evet. Bir de eşin cezaevine girdikten sonra sana şiddet uyguladığı için. Evet. Cezaevine girdikten sonra kayınvaliden beni sokağa attı ve beni eve almadılar dedin. Evet. Sen ondan sonra kadın sığınma evine gidiyorsun. Ve bu süre içerisinde hamilesin. Evet. Ve kadın sığınma evinde Gamze isminde biriyle tanışıyorsun. O da senin gibi sığınma talebiyle gelmiş biri. Evet. Bu Gamze ile tanışman, hamileliğin ve çocuğun veriliş hikayesini tekrar bir üzerinden geçmem lazım. Tamam. Sen hamileyken çocuğu Gamze'ye dönüp ya Gamze ben bu çocuğu ben birine vermek istiyorum mu dedin? Yoksa bu teklif sana Gamze'den mi geldi? Ben aslında yuvaya verecektim çocuğumu. Hani gerçekten hani benim bir gelirim yoktu. Benim hani gerçekten birazcık psikolojik sorunlarım vardı. Ben bunu kadın sığınmanın müdürüyle bizzat her gün ağlıyordum, konuşuyordum. Yani bir de sağlık durumlarım vardı hani benim doğumum riskli diye. Sonra peki yani hani kuruma çocuğu verip vermek isteyen bir kadınken nasıl aslında yasa dışı bir şekilde başka bir aileye verdin? Aslında bana sağlık durumumla ilgilenselerdi kadın sığınmada. Ben onları sormuyorum. Gamze sana ya ben bir aile tanıyorum bu aileye verelim mi dedi yoksa senin bu çocuğu vermen için seni bir aileyle tanıştırayım mı ya da tanıştırdı. Birine mi götüreyim dedi. Sadece onu merak ediyorum. Tanıştırdı. Sığınma evinden Gamze ile beraber mi çıktınız? Evet. Nereye gittiniz? Bu Abdülaziz Baltaş'ın bu ofisine gittik. Ofisinde ne oturdu. İş yapar bu Abdülaziz Baltaş? Temizlik şirketinin patronu. Tamam. Kaç aylık hamilesin çıktığında? Yaklaşık 6-7 aylık. 7 aylık hamileyken Gamze ile birlikte sığınma evinden çıkıyorsunuz. Temizlik şirketine gidiyor. Evet. Sonra yani temizlik şirketine niye gidiyorsunuz? Yani Abdülaziz Baltaş arkadaşı ya bu Abdülaziz Baltaş'ın arkadaşı Önder Selvi. Çocuğu vereceğin aileyle Abdülaziz arkadaşlar. Evet. Ama siz oraya giderken ya bu bir temizlik şirketi biz burada çalışalım ekmek parası kazanalım diye mi gittiniz? Yoksa hedef olarak direkt çocuğu vereceğin aileyi bunlar biliyorlar diye mi gittiniz? Gamze temizlik şirketinde orada çalışıyordu zaten. Beni de hani bir tanıştırma fasıyla götürdü. Ondan sonra hani Abdülaziz Baltaş Önder Selvi'yi çağırdı. Oturduk, konuştuk. Hani neden vereceksin dedi bana. Çocuğu verdiğin Önderler. Evet. Abdülaziz iyi yakın arkadaş. Evet. Sonra oturduk hani neden yani vermek istiyorsun dedi. Ben de durumumu anlattım. Hı hı. Hani onlar da durumunu anlattı. Onların da galiba çocuğu olmuyormuş. Hı hı. Yani ağladım ama yani bunu vermek zorundaydım. Hani mesela o güne geri gidelim. Temizlik şirketinin ofisine geldiniz. Siz evet. gittiğinizde Önder Bey orada mıydı? Telefon üzerine mi geldi? Telefon üzerine geldi. Siz bekliyorsunuz. Anlat orayı nasıl olduğunu o günü. Geldi oturduk hani benim ismimi söyledi. Kaç yaşındasın dedi. Kaçıncı çocuğun gibisinden. Bayağı yani benim hayatımla ilgili her şeyi oturdum anlattım. Hı hı. Ondan sonra da hani kesin mi verecek misin dedi. Ben dedim abi ben çocuğumun hayatı için dedim. Hı hı. Sana ne vaat ettiler? Hani çocuğu bize verirsen.
Nasıl yani? Hani bir şey vaat ederler ya. Hani yok. Biz çocuğuna iyi bakarız, çocuğunu iyi yetiştiririz falan mı dediler? Onları söylediler ama bana ne para ne pul hiçbir şey. Hı hı. Aracı Abdülaziz Baltaş o zaman, temizlik şirketi evet, sahibi. Evet, sadece Gamze söyledi. Peki kaç gün bu görüşmeler sürdü? Önderler, Abdülaziz'ler falan? Yani yaklaşık 2 ay civarı. Sen bu arada nerede kalıyorsun? Bu Abdülaziz Baltaş'ın evine gitmeden önce ben kadın sığınmadaydım. Yaklaşık bu hamile olaraktan çıktım Esra Hanım. Şimdi 6 aylık hamilesin. Evet, 2 ay boyunca Abdülaziz, Önder sürekli görüşüyorsunuz bu çocukla ilgili. Evet. Nasıl bir plan yaptınız? Götürdüm. Yani sana ne dedi? Sen sığınma evinden çıktığını söylüyorsun. Oraya evet. Geri gideyim mi dedi. Seninle ilgili nasıl bir plan yaptı? Nerede kal dedi sana? Ya zaten yani şöyle anlatayım Hülya Hanım. Ben Abdülaziz Baltaş'ın evinde 2 hafta hamileyken kaldım. Sonra doğum oldu. Hani sancılarım başladı. Ama hayır, ben şeyi merak ediyorum. Sen. Mesela evet. Önce doktora götürmesi lazım ki işte gebelik götürdüm. Nasıl oluyor? Onu da yani özel bir doktora tamam mı? Gelişimini tamamlıyor mu? Hı-hı. Anne karnı nasıl? Seni Önder ve eşi ve Abdülaziz alıp böyle özel bir muayenehaneye vallahi yaklaşık doğumdan önce 5 oldu yani. 5-6 kere evet. Doktora götürdünüz ve doğum yaklaşıyor. Doğum yani yaklaşmaya kaç gün kala sen Abdülaziz'in yanında kalmaya ve evinde kalmaya başladın? Böyle 2 hafta hamileydim. Sonra doğum oldu. 1 hafta da öyle kaldım. Ondan sonra da çıktım. Doğumdan önce 2 hafta. Evet. Doğumdan sonraki 1 hafta. Evet. Doğumdan sonraki o 1 haftadan sonra nereye gittin? Kilise gittim. Nereye, kimin yanına? Aslında kadın sığınmaya gidecektim. Önder abi beni taksiyle götürdü. Hani Antep'tekine gidemedim. Hı hı. Hamile olaraktan çıktım. Sonra doğum yaptın. Sonra araştıracaklar, korktum. Hı hı. Sonra beni Kilis'tekine götürdü. Kilis sığınma evine mi? Karakolun önünde beni bıraktı. Sonra ben anlattım, hani durumumu anlattım. Ama çocuk için hiçbir şey söylemedim. Hı hı. Hani benim kalacak yerim yok diyerekten yani gidecektim. Gittin. Polisler bana orada çok soru sorunca sinirlerim bozuldu. Anladım. Yeniden Antep'e döndüm. Şimdi buradan tekrar devam edeceğiz ama en önemlisi şu. Yani 6 aylıktan son 3 ayın doktor kontrollerin evet. Abdülaziz Baltaş, Önder'in eşi onlar tarafından hastane kontrollerin yapılıyor. Özel hastanede muayene oluyorsun. Evet. Doğumu 15 gün kala Abdülaziz'in evinde kalıyorsun. Doğumdan sonra yine Abdülaziz'in evinde kalıp ve bir sana bakılıyor. Kaldım. Bir hafta kaldım evet. Peki doğum yani hastaneden çıkarken çıktığın gün çocuk senin kucağında mıydı yoksa başka birinde Abdülaziz miydi? Abdülaziz Baltaş'ın hanımının kucağındaydı. Hastaneye doğuma kim geldi? Önder abiyle Abdülaziz Baltaş'ın hanımı Elif. Beraber geldiler. Evet. Peki şimdi bu ismi geçen senin sığınma evindeyken o arkadaşlık yaptığın seni bu Abdülaziz'lere temizlik şirketine yönlendiren evet. Gamze telefon attığında. Gamze merhaba. Merhabalar. Hoş geldin canlı yayına. Hoş buldum. Şimdi Sevim'in dünyaya getirmiş olduğu bu çocuğun yasal olmayan yollardan verilmesinde Sevim senin aracılık yaptığını söyledi. Bu temizlik şirketi olan Abdülaziz Baltacı'yı siz mi tanıyordunuz? Şöyle söyleyeyim. Ben iş yerine giderken kendisi de yanımdaydı. Beraber iş yerine gittik. Gidince de Sevim orada kendi durumunu anlattı. Ben de çocuğu yuvaya vereceğim. Ben de burada çalışırım diye. Evet. Sonra Sevim oradan ayrıldı. Bana da patronum dedi burada çalış. Neyse ben burada çalışmaya başladım. Beşin sabahına da patronum dedi ki Sevim söyle çocuğunu biz bir aileye vereceğiz dedi. Eğer isterse kendisi dedi. Para kasası verdik dedi patronum. Sonra ben Sevim'e geldim bu olayı anlattım. Şimdi bir dakika Gamze'cim şunu merak ediyorum. Bu kız şimdi hani hamile ya karnı burnunda hiçbir temizlik şirketi açıkça söyleyeyim hamile bir kadınla çalışmak istemez. İş verimi düştüğü iş hayır, yapamayacağı. Hayır doğumdan sonra söyledi. He? Risk doğumdan almaz. Sonra. Hamilelik döneminde risk almaz. Yani başına bir şey gelir bir de benim başıma çıkar bir sürü şeyle belki de sigortasız çalıştıracak. O riski evet. Almaz. Hamilelik öncesinde o temizlik işi olmasın da hani direkt bu çocukla ilgili gitmiş olmayasınız oraya. Esra abla. He. Bu şöyle oldu. Ben çocuğumu yuvaya vereceğim. Hı hı.
Evet. Dedim. Sonra orada da diyor ki ben de buradayım, onun yanında gelince çalışırım dedi. Hı hı. Sonra ben bunu sevme geldim, aktardım. Dedi ben geleceğim dedi. Hı hı. Sonra değişti, sonra ben iş yerine gittim, patrona söyledim. Hı hı. Sonra şey geldi, patron çocuğun babasını aradı, yani üvey babasını değil. Önderleri mi getirdi Abdülaziz, evet, dükkana? Evet, sonra aradı, o geldi, konuşuldu. Sen bu önderleri tanıyor musun peki, çocuğun ben verildiği tanıyorum, aileyi? Ben sadece patronumu tanıyorum. Evet. Peki önderi, siz ne konuştular orada? Sen evet, neye şahit oldun? Abdülaziz'le önder ne konuştular? Dedi ki çocuğuna eğer istiyorsan vergi, istemiyorsa ileride annelik duygun kabaracaksa dedi. İleride annelik duyguların kabaracaksa verme mi dedi? Eğer verme dedi, gerekse ben bu şekilde sana size yardım ederim dedi. Sözleşme imzaladılar mı orada? Ben görmedim. Sözleşme. Hayır, orada imzalamadık. Geleceğiz oraya biraz sonra. Gamze şahit mi diye soruyorum. Para istedi mi? Gamze ya da karşı taraf para teklif etti mi? Teklif etti. O da ben kabul etmiyorum dedi Sevin. Ne kadar teklif etti? Bana ne kadar teklif etti? Para istersen verelim dedi. O da dedi ki veremezseniz parayı çocuğumun geleceği için harcayın dedi. Peki öyle dedi ama şimdi Sevim de zor durumda ya. Diyor ki yani sokaklarda kalıyorum. Ya ben size bu kadar büyük bir iyilik yaptım. Ben de yani çocuğu size verdim. Siz de bana hani verebilirsiniz demedi mi? Yok demedi. Benim çocuğumun parasını bana vereceğiniz çocuğuma harcayın dedi. Sadece kendisi dedi ki benim çocuğumun mezarlığını yapın. Sadece evet, ben sizden bunu istiyorum. Çocuğun vefat eden evet, çocuğunun ama yapmadılar. Mezarlığını mı? Evet. Yap onu da dedi, söyledim. Evet. Niye yapmadılar? Bilmiyorum, şu an yapmadılar. Yapmadılar. Peki senin bu olayla bağlantın, yani senin oraya götürmen sadece Abdülaziz'i tanıman mı? Ya ben de tanıyorum, kendisi de tanıyor. Biz birlikte tanıyoruz. Peki Gamze, açıkça bir soru soracağım. Abdülaziz'i arayıp ya abi burada bir kadın var, hamile de çocuğunu vermek istiyor. Hani senin etrafın geniştir. Etrafında çocuk sahibi olmak isteyen biri var mı diye söyledin mi? Ben mi? Yok. Şöyle oldu. Artık bu iş bitti bak. Bunu açıkça söyleyebilirsin. Bak ben Aziz Bey'i aramadım. Şöyle oldu. Kendisi biz aynı gün Aziz Bey'le tanıştık. Tamam ama Abdülaziz ya bu kız çocuğu da verecek dedin mi? Hayır, ben de Sevim'e söyledim. Sevim de kabul etti. Evet, sen Sevim'e söyledim, ne söyledin? Dedim ki patronun bir arkadaşı vardı, çocuğu olmuyormuş, sen yuvaya vereceğine dedi, gel bize ver dedi. Şimdi Gamze bak çok özür dilerim, şöyle bir durum var. Abdülaziz'e gidiyorsun, diyorsun ki daha iş görüşmesine gittin. Ben çocuğu birine vereceğim. Abdülaziz'e elinin altında bakayım kimin çocuğu yok, var mı yok mu diye liste yok ki. Abdülaziz bir de der ki siz ne yapıyorsunuz da, siz sığınma evindesiniz, yarın öbür gün başın belaya girer. Bunun daha önceden konuşulmuş yani bir plan evet, dahilinde olması. Sevim açık ol. Evet. Plan dahilinde olması lazım. Yoksa Abdülaziz evet, seni kovabilirdi. Seni polise de şikayet ederdi. Ben onun yanında çalışmıyordum Esra Hanım. Tamam, ben sonradan. Ama normal şartlarda sorumlu bir vatandaş sen bunu söylesen seni şikayet eder. Siz yani, ikiniz sığınma evinden iki kadın, 7 aylık hamile, diğeri sığınma evinde kalan mağdur bir kadın. Niye çıktınız o gün? O gün çıktık, konuştuk ama daha önce... Hayır, siz önceden bak Abdülaziz'i yanına gidiyorsunuz değil mi? İki kadın çıkıyorsunuz evet, o gün. Tanımıyorsunuz Abdülaziz'i. Niye onun yanına hamileyken gidiyorsun? Sen çocuğu zaten devlete vermek istiyorsun. Vermek istiyorum Hülya Hanım. Ne oldu da gidiyorsunuz o gün ikiniz birlikte? Heh. Ben ama vermek istiyorum. Hatta da söyledim bu heh, kadın sığınmanın müdürüne falan hepsine evet, söyledim ama sağlık... sağlık konularında ilgilenmediklerinden tamam, dolayı ben sana mahalleye direkt, kadar gittim. Ha, ilgilenmediler seninle. Sen o zaman evet, ilgilenecek birini mi bulmaya başladın? Evet. Ha, nasıl tamam, iletişime geçtiniz işte? Çıkmadan önce Abdülaziz'le konuştunuz mu telefonda? Aradı, evet. Kim sen aradı? Sen sığınma evindeyken konuştunuz. Yok, ha, ben sığınma evindeyken konuşmadım. Dışarıdayken aradı Esra Hanım. Dışarıdayken? Yani sığınma evinde atlamayı arayabiliyoruz. Şunu merak ediyoruz. Abdülaziz'le yüz yüze görüşmeden önce telefon trafiği oldu mu aranızda? Yüz yüze görüşmeden önce evet, Gamze'nin telefonu yoktu. Benim telefonumla arıyordu.
Yani evet. Asıl daha sığınma evinden çıkmadan plan yapılıyordu. Gamze, teşekkür ederim canlı yayına da bağlandığın, söz hakkını, cevap hakkını kullandığın için. Şimdi sen bu aileyle tanışıyorsun, doğum masraflarını, evet. Doğuma kadar olan kontrolleri, gene Abdülaziz'in eşi Elif ve çocuğu alacak olan aile Önder karşılıyorlar. Sen doğumu yapıyorsun. Doğumu yaptıktan sonra çocuğu direkt onlara veriyorsun, ifadelerin evet. Bu. Bir sözleşme imzaladık dedin. Sözleşmeyi evet. Ne zaman imzaladınız? Ben bu Abdülaziz Baltaş'ın evine gittim ya, hamilelik dönemimde. Evet. Son iki hafta kaldığımda Önder abi beni çağırdı. Bir çay bahçesinde oturdu. Yani bak Sevim dedi. Burada dedi, hani senin bana yani... Nerede bahsedin? Çay bahçesi? Ay. Pardon. Bu korktum bir anda. Zaten... Arkasında kimler var? Sadece o günü Önder beni canlandırmanı istiyorum sözleşmeyi. Sadece Önder abiyle ben varım. Bana sözleşmeyi okutturdu. Evet. Hani benim ondan para almadım ya da nasıl söyleyeyim. Sadece kendi rızamla veriyorum diye. Evet. Ha. Durumum yani durumum her şey yazıyordu sözleşmede. Ben de imzayı attım. Ne yazıyordu orada? Eğer sen bir gün vazgeçersen bu sözleşmeden. 10 bin dolar tazminat davası ödeyeceğim diye. 10 bin dolar. Cezai şart yani. Evet. Yani sen sözleşmeden ne zaman, yani nasıl vazgeçebilirsin? Çocuğu almak istiyorum diyebilirsin. Evet. Vazgeçtim diyebilirsin. Evet. Ya ben anneyim, nasıl böyle bir şey yaptın diyebilirsin. Ağladım. He? Ağladım. O ama, çay bahçesinde mi? Evet, ağladım ama Esra Hanım yani bunu da yapmak zorundaydım. Yani ben bu doğumu yaptıktan sonra iki ayım bana haram zıkkım oldu. Gerçekten. Çocuğu vereli tam iki ay oldu. Hastaneden evet. Çıktığından tek bunu sordum, tekrar soracağım. Çıktığın günden bugüne kadar çocuğunu gördün mü? Ona temas sadece ettin mi? Sadece fotoğraf üzeri. Emzirdin mi? Yok, hayır. Önder ve alan aile seni evine davet etti mi? Hayır. Doğumu yaptıktan sonra Esra Hanım asla. Hastaneden çıktın. Asla. Çocuğu onların kucağına mı verdin? Evet. Elif onlar, ablanın kucağındaydı. Ha? Elif ablanın kucağındaydı. Elif ablanın kucağına. Ondan sonra Önder abiye verdi. Peki, o da Önder'e verdi. Önder kendi arabasıyla ayrıldı. Taksiyle gitti. Taksiyle gitti ve sonrasında sen bir daha çocuğu hiç görmedin. Fotoğraf üzerine gördüm, başka da hiç görmedim. Ve bir sözleşme yaptınız. Evet. Şimdi bunları tekrar tekrar soruyorum. Şimdi açıklayacağım konu çok önemli. Sevgili seyirciler, şimdi Sevim yayına gelip bu konuyu hem 4 yaşındaki çocuğunu almak için hem de bu yasal olmayan yollarda vermiş olduğu çocuk konusunu gündeme getirdiğinde Özkan'a bağlanacaktık. Özkan... Canlı bağlantıya hazırlanacak mı? Şimdi Özkan, önce şu açıklamayı yapayım, sonra seninle detaylara gireceğiz. Dünden beri Antep şöyle hareketli. Nasıl? Dün neler olduğunu Özkan abin aktaracak ama ben bugünü söyleyeyim. Bugün, hani sen diyorsun ya, bir sözleşme karşılığında ben çocuğumu Önder Pervin çiftine verdim. Evet. Bunların bir avukatları vardı, Mahir diye. Mail Solmaz. Ha, bu Mahir senin boşanma avukatın. Sözde boşanma avukatım ama hiçbir şey yapmadı. Tamam. Ama bu avukatı sana tutan kim? Efendim? Bu avukatı sana tutan Önder kim? Önder Bey. Önder Beyler tutuyor. Şimdi Önder Bey bugün senin dünyaya getirmiş olduğun çocuğunu gidip sosyal hizmetlere bıraktı. Yani sebep? Yurda verdi. Bakın bu bugün. Sabah itibariyle bugün yurda verdi ve verirken... Şunu söylemiş. Ne demiş? Anne çocuğu 15 gün önce bize... Anne 15 gündür... Terk etmişsin bebeği. Ortada ne yok. Ne 15 günü Hülya Hanım, ne 15 günü? Bir dakika, daha bitmedi açıklama. 15 gün önce çocuğu bize bırakıp gitti. Çocuğu terk etti. Yalan biz 15 gündür anneyi, Sevim Yener'i her yerde arıyoruz. Bulamıyoruz. Adam olsa çıksın o zaman ben, Esra Hanım. Ben bu adam konuda olsa çıksın. Asla ben suçlu her şeyimi, değilim. Ben her şeyimi döktüm ortaya. Ben böyle bir çocuk almadım. Anne almamış. Çocuğu bırakıp gitti. Almamış. Tüm iddiaları yalan diyor. Ve çocuğum bu sabah itibariyle yurtta. Önder abi vardı, Elif abla vardı. Vardı yani, hepsi Esra Hanım vardı. Sen 15 gün önce onlara çocuğu bırakıp gittin mi? Ne 15 günü? Ben doğum yaptım.
Benim içim kan ağlıya ağlıya bir tane çocuğum kaynanamgilde, bir tanesini toprağa verdim, bir tanesini yüreğime taş bastım verdim. İki aydır bu kişiyle WhatsApp üzerinden yazışıyor musunuz? WhatsApp üzerinden mi? Telefon üzerinden. Telefon üzerinden. Şimdi evet. Dün sabah neler oldu? Yayından sonra Önder Pervin çifti, onların da ismi geçen herkesin söz hakkı, cevap hakkı vardır. Onlar da söz haklarını kullansınlar ama anneyle ilgili söyledikleri orada anlattığı. Benimkisi her şey kayıtlarda belli. Aslında yayında anlattığı gibi bile değil. Her şey 15 gün önce belli. Bize terk edilmiş bir çocuk var.